Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal. Ben Mesut Çevik. Yine dolu bir gündemle karşınızdayız. İlk konumuz yerli telefonla ilgili Türkiye'de üretilen, Türkiye'de tasarlanan Venüs. Venüs, Vestel Venüs. Geçtiğimiz Eylül ayında İFA fuarında Vestel Venüs'ün bir tanıtımı gerçekleştirilmişti. Biz önce statik örneklerini gördük. Daha sonra ben fuarın son gününe kadar kalabildiğim için son gün çalışan örnekleri gördüm ama genel anlamda çalışan örnekleri çok fazla göstermek istememişlerdi. Geride bıraktığımız hafta itibariyle Vestel'den davet geldi. Önümüzdeki hafta salı günü itibariyle telefon lansmanı gerçekleştirilecek Vestel Venüs 3. Biz 1'i gördük esasında. Ama Vestel'in tabii öncesinde yaptığı çok fazla prototip çalışma olduğu için bunu 3 diye isimlendirme ihtiyacı duymuşlar. Farklı ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Evet, belki de öyledir. Vestel Venüs 3 ana isim olacak. Altta tabii kodlar olacak. Sallıyorum 5500, 5550 gibi o ekran boyutu ve teknik özelliklerle ilgili. Önce sana şunu sorayım. Şahsi olarak nasıl bir şey bekliyorsun? 3 aşağı 5 yukarı teknik özellikleri biliyorsun. Şimdi teknik özellikleri masanın üstüne yatırdığında Erdi, 1000 TL altında satarlarsa 800-900 lira bandında başarılı olabilecek bir telefon. Ama Vestel Venüs 1'den şimdi kullanan arkadaşlar varsa sormak istiyorum. Android 6.0'ı ne zaman alacağı açıklandı mı mesela? Hı hı. Açıklanmadı. Bu yüzden 3'ten de çok fazla şey beklemiyorum. Çünkü artık Android dünyasında bir gerçek var. Olay tamamen şuna döndü. Güncelleme alacak mı, almayacak mı? Evet. 1000 TL altında güncelleme alacak telefonlar, almayacak telefonlar. Almayacak, sat çöpe. Zaten hepsi aynı donanıma sahip. 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Çoğu benziyor. Şimdi Vestel'in ben bu telefonla beraber 6.0'la çıkmayacaklar. 5.0'la çıkacaklar zaten. Ben de öyle diyorum. Evet. İlk lansmanda çıkıp şunu söylemesini isterim. 6.0 ne zaman güncellenecek arkadaş? Sen artık geç donanımı. Üzerine çalışıyoruz. Evet. Metal gövde, CNC falan bunları geçeceksin. Diyeceksin ki ben 6.0'a şu zaman çıkacağım. 2 yılda size söz veriyorum. 7 çıkarsa 7'yi de vereceğim. Artık buna gittim. Ya bu benim kendi şahsi düşüncem tabii. İzleyicilerimiz de artık yorumlarında şimdi orada bulunurlar. Geleceğe dönük olarak bir takım sözler verilmesi çok önemli. Yani bana diyecekler ki arkadaş Şubat, Mayıs, Mart gibi ben bu telefonu Android 6.0 veririm. Evet. O dönem Android 6.1 olursa onu vereceğim. Kaldık Asus'u biliyorsun mesela. Eylül ayında bir sene sonra Nisan ayında vereceği güncellemeye açıklanmış firma. Şimdi telefonun tek başına lansman esnasında 5.0'a gelmesi de çok sorun değil. Çünkü oradan eleştirmek istersek bugün Xperia Z5 de mesela Android 6.0'la gelmedi. Tabii ki, tabii ki. Yeni kutudan çıkan cihazlara baktığımız zaman şu aşamada sadece bir HTC One A9 var. Onun dışında genelde Nexus'lar haricinde 5.0 ya da 5.1'le geliyor cihazlar ama firmanın bunu açıklaması gerekiyor. Arkadaşlar biz Android 6.0 varken bunu çıkardık ama bizim çalışmalarımız önceden başlamıştı. Dolayısıyla biz kernel üzerine çalışıyoruz, bunu hazırlayacağız gibi. Bu lansmanda göreceğiz. Herhalde bu konuyla ilgili soru gelecektir. Buna uygun da bir cevapları vardır diye düşünüyorum. Teknik özelliklere bakıldığı zaman en azından cihazlar arasındaki ortak donanımlar olarak bir Snapdragon 615'i göreceğiz. O aşikar görünüyor. Bunun gerçi size şu sıra 617'ye kayış var. Biz orada 615 göreceğiz. Ben ona çok evet geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü Eylül ayındaki konseptte gösterilen demo cihazlarda 615'liydi. O süreçten bu zamana zaten donanım çok fazla değişmeyeceklerdir evet diye düşünüyorum. Yani Vestel büyür. Telefon pazarında pazar payı söz sahibi olur hale gelir. O zaman belki daha hızlı bir takım kararlar alabilirler ama şu aşamada 615'e gelecektir diye düşünüyorum. 2 GB RAM görürüz. Depolama tarafında bir takım sürprizler olabileceği söyleniyor. Yani biz 16 diye düşünüyoruz ama 32 gelirse mesela ben şaşırmam. Ya şöyle bir şey, fark yaratmaları lazım. Şu anda fark yaratılabilecek çok az kısım kaldı. Kamerada zaten fark yaratılmış durumda. Aynen, yani zaten kaldı ki yaratamayacaksın çünkü sensörü zaten alacaksın yani. Evet, öyle bir durum söz konusu. Şimdi giriş seviyesi telefonlara baktığımızda Sony'nin M4'ü en çok neden çekti? 8 GB depolama alanından çekti. Bugün 16 GB depolama alanı yetecek mi yetmeyecek mi soru işareti. Hı-hı. İşte Android 6.0'la beraber bayağı bir güncelleme geldi o tarafta. Artık SD Kontrol kartı şifreli olarak, o telefonu özel olarak formatlıyorsun ve o telefonun bir parçası haline alıyor. Hmm. Daire bellekmiş gibi kullanabiliyorsun. Artık SD kart sıkıntısı kalmadı. Android 6.0 alasıya kadar da insanlar daire belleği kullanacaklar mecburen. Hmm. 16 yerine 32, 64 gibi bir seçeneği sunarsan ve dediğim gibi 1000 TL altında da bunu tutarsan orada bir fark yaratmış olursun. Çünkü şu an hani bak, tabii telefonların ekran boyutu 5-5.5 inç, buna bağlı olarak Full HD vesaire olacaktır. IPS panel kullanacaklarını zaten biliyoruz. Burada şimdi 615 cihazlara bakıldığı zaman işte hangi örnekler var? Sen Xperia M4 Aqua örneği verdin mesela. Evet. Biraz daha uygun fiyatı indiğiniz zaman operatör telefonları var. İşte Vodafone Smart 6 ve Turkcell T60 gibi. Şimdi mesela yazılım güncellemesi konusunda ben Turkcell'e sorduğumda demişlerdi. Biz Android 6.0 bu telefona kesinlikle vereceğiz. Onlar da öyle dediler ama satış rakamlarından çok memnun olmadıkları açıklanıyor onların içinde. Ben de hani sipariş anlamında öngörülenden daha siparişli bir teşekkürleri evet söylüyor. Operatör de genelde şeydir, memnun değilse çok da umursamaz çok yani. Çok devamını gelmiyor gibi, evet, doğru söyledin. Şimdi Vodafone tarafında bunlar hiçbir açıklamada bulunmadılar ama Smart 6'nın özelliği globalde satışa çıkan bir cihaz olduğu için bir cihazı bir ülkede uyarladığınız zaman diğerlerine de kısmen daha kolay gelmesi muhtemel gibi görünüyor ama şu ana kadar biz kesin vereceğiz diye açıklamada bulunmadılar. Evet, onlarda da yok ses. Şimdi bu telefonlar kaç para? 850 ile 900 lira arasında değişen fiyatlara sahip. Bunu temlikle alabildiğim için tarife ek 5 liraya 10 liraya bu telefonların sahibi olabiliyorsun. Şimdi Vestel'in burada bir avantajı var.
ne kadar öyle ne kadar değil ayrı tartışma konusu olmakla birlikte Türkiye'deki fabrikalardan çıktığı için belli bir kesimi o algıyla yakalayabilme ihtimali var. Çünkü hani vatan millet Sakarya ruhuyla bu telefonu iyi gösterecek pek çok insan olduğunu biliyoruz zaten. Burada işte fiyatı uygun tutabilirlerse. Çünkü telefonun ben tipini gördüm. Hani telefonun tipi kötü değil. Ya bizim o fuar alanında test ettiğimiz, deneyimlediğimiz cihazlar oldukça iyi cihazlar. İnce, şık yapılmış, hafif sayılabilecek cihazlar. Hani iPhone 6'dan tasarım esinleri taşır taşımaz ama bugün zaten taşımayan da karşılayan telefon var. Evet. O da ayrı bir tartışma konusu. Fiyat çok önemli Mesut. Ben ilk telefon, ilk geçen sene piyasaya çıkan o Venüs'lerden ders çıkardılarsa eğer hem tasarım anlamında hem fiyatlandırma anlamında ortaya daha iyi sonuçlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Böyle yaparlarsa zaten büyüyebilirler. Bunun aksi türlüsünde benim Vestel Manisa'da, işte Manisa City'de devasa fabrikam var. Şehir gibi her gün önünde 20 bin tane servis aracı yanaşıyor. Binlerce insan geliyor. Ama alsan 2 sene öncesinin telefonu dedin mi olay değişir. Dediğin zaman olay değişir. Yani bugün iyi bir telefon sunabilirsen bunu İtalya'da ihraç edebilirsin belki. Çünkü özellikle Orta Doğu ülkelerinde Türkiye'nin ihraç etme fırsatı potansiyeli var. Fiyatı kaldık o tasarım öğeleriyle ihraç edilmesi oldukça kolay bir telefondu. Güzel görünüyor çünkü. Kötü görünen bir telefon değil. Yani evet, bakıldığı zaman bugün hani insanların merak edebileceği bir tasarımı taşıyor üzerinde. Olay sadece artık yönetimsel bazdaki alınabilecek stratejik kararlara bağlı. Çünkü zaten bugün telefon yapmak da esasında çok zor bir şey değil. Yani iyi bir üreticiysen, ülkenin yerel anlamda büyük bir üreticiysen zaten Qualcomm gelip sana destek olmaya çalışıyor. Danışmanlık veriyorlar. Evet. İki kere üç kere Çin'e gidip orada görüşme yapsan zaten en azından belli bir birikim alıp hangi tedarikçiden hangi malzeme alabileceğini bulabiliyorsun. Ama burada tabii yerli üretim konusunda da eğer geçtiğimiz seneki modelin üzerine bir şeyler koyabilmişlerse, çünkü geçen sene IFA'da Vestel'in çok ciddi açıklamaları vardı. İşte geçen seneki model %52-53 yerlilik oranına sahip diyorlardı. Daha sonra biz kademeli olarak arttıracaklardı. Mesela pili Türkiye'de üreteceğiz diyorlardı. Bu konuda bilgi var mı? Bir güncelleme biz duymadık. Yok yani. Evet. Hani bu konularda somut adımlar atıp gerçekten de söylemsel anlamda değil de ileriye dönük somut adım attıklarını gösterebilirler ve iyi fiyatla bunların lansmanı yapabilirlerse neden olmasın? Ya ben açıkçası Vestel'den şimdi allığı var. Türkiye'de üretim adına yok %55'ten %75'i %80'e çıkmalarını beklemiyorum. Zaten açıkçası ben hala da Tuğla'yı neden yeniden icat ettiğimizi de anlayabilmiş değilim Erdi. Devir tasarım bilgi devri. Ben bunu savunuyorum. Ben aynı. Üretilsin tamam, işçiler kazansın ama burada montaj bile bizim için yeterlidir. Hala da bazı insanlar şeyi kavrayamadılar. Bunu söylediğimiz zaman sen Türkiye'de bir şey üretilmesin mi istiyorsun diyorlar. Ya arkadaşlar bir açıp bir bakın ya. Yani kimlerde ne üretiyor bir bakın, gelin ondan sonra konuşalım. Şu dünya devi dediğiniz, dünya yöneten dediğiniz ülkeler neyi nerede üretiyor? Gelin bir konuşalım ondan sonra ne nasıl oluyormuş. Hep beraber bana anlatsınlar, tamam mı? Neden ülkede bunların üretilmesini istiyorlar? Şimdi pil üretmesinler. Gerek yok. Zaten çok iyi bir üreten varsa anlatabiliyor muyum? Pahalıya mal olacaksa yatırım. Asıl yatırımı Ar-Ge'ye yapsınlar. Asıl yatırımı mühendis adamlara yapsınlar. Yazılıma yapsınlar. Orada ilerleyelim. Burada ilerlemek çünkü çok daha kolay. Pil üretesiye kadar, o enerji harcayasıya kadar, o riske giresiye kadar yazılım alanında açıkçası tasarım anlamında ilerlemek çok daha kolay. Teknoloji geliştirmek, hani yani, olmayan bir şey yapmak ya da olanın üzerine bir şeyler koymak. Ya da etrafta olanları satın almak çok daha kolay geliyor tabii bana. Böyle detaylar var. Mesela geçen günün haberi var, Samsung OLED'e yoğunlaşabilmek adına mesela IPS panel üretim tesislerini elden çıkaracakmış. Geçen sene zaten bir kısmını elden çıkarmış. Şimdi var olanlardan da bir şeyler çıkaracaklar. Ha, bunların ekipmanları, bunların tool'ları, araçları alıp buraya getirilip burada panel üretimiyle ilgili belki bir şeyler yapılabilir. Ya burada panel üretmek de şöyle mantıksız. Şimdi insanlar hemen şey düşünüyor. Ülkede ürettik, ülkede tasarladık falan, tamam da arkadaş panel üretmenin bir maliyeti var. Bugün Samsung bunun altından global ölçekte satış yapmasına rağmen kalkamıyor. Sen Vestel'den ülkede üretip ülke içine satıp global ölçekte maliyetin altından kalkmasını bekliyorsun. Yani Vestel'den sadece Türk'ün satın alması yetmez panel üretmeye başladığında. Eğer Amerika'ya satabiliyorsa, Japonya'ya satabiliyorsa, Kore'ye satabiliyorsa, Avrupa'ya satabiliyorsan ancak öyle kalkarsın. Arap zaten panel almıyor. Arap'ın bir şey ürettiği yok. Anlatabiliyor muyum? Çin'de de Çinli Çin'den alıyor zaten. Çin, düşünsene Çin'de bir fabrikasın, telefon üreteceksin nerede? Türkiye'den panel sipariş ediyorsun. Oho, geleseye kadar zaten. Zaten lojistik orada çok önemli yani. Faktör. Yani bir yan sanayinin oluşabilmesi gerekiyor ki eğer bir şeyle üretmek istiyorsan. Amerika Obama döneminde bir yerli üretim yapar mıyız yapamaz mıyız? Patladılar ellerine. Motorola'yı sattılar Çin'den sonra. Motorola denedi, bir fabrika açar. Moto X'in kastımızı, yani özelleştirmesini orada yapacağız dediler. Apple tarafında Mac Pro'ların çok en yüksek konfigürasyondaki versiyonlarını Amerika'da birleştirip vereceğiz vesaire dediler ama öylesine küçük ölçek işlerde bile, yani sonra MacBook Pro'nun en dolu paketini bugün günde 1000 kişi almıyor. Ayda belki 1000 tane, 2000 tane gidiyordur diye tahmin ediyorum. Onu bile yapamadılar. Evet. Ya da Motorola ne yaptı? Fabrikayı kapatmak zorunda kaldı. Sonra da zaten Çinler geldi. Gel arkadaş. Sen gel bana gel. Ben sana üretimi göstereceğim dedi. Dolayısıyla burada stratejine düzgün kurulması gerekiyor. Bir de tabii şeyde konuşalım. Hani Vestel'in burada bir de vergi durumu var. Vergilendirme konusunda şu anda ciddi bir eleştiri okları nasıl hedef haline gelmiş durumdalar. Bu işin arka planı tabii ki devletin görüşü vesaire. Orada sadece Vestel değil, başka firmalar da var. Bir sürü olay ortaya çıktı ama ben sen o. Biz vatandaş olarak ne istiyoruz? Uygun fiyat iyi telefon alabileyim. Eğer
benim telefonum satacak diye ekstra bir verginin peşine düşüyorsan eğer, orada zaten savunduğun bilim ve teknolojinin de gerisine düşmüş oluyorsun. Evet. Rekabetçi olmak için önce rekabetçi ürün koyacaksın. Vestel'in şu anda bence odaklanması gereken yer General Mobile gibi Android One programına Türkiye'de nasıl dahil olurum? Android One programına dahil olurlarsa tasarıma odaklanabilirler. Çünkü yazılımı tamamen Google'a devrediyorsun orada. Sen artık telefona odaklanabiliyorsun. Şu anda bence onlar için en önemli konu bu olması lazım. Yazılım kısmında, çünkü eğer Android'e güncelleme veremiyorsan, telefonun yamasını yapamıyorsan, sürekli telefonu güncel tutamıyorsan artık çok da fazla kullanıcının gözünde bir anlamın kalmadı derdi. Yani çünkü şöyle bir şey, sözünü kestim ama General Mobile'ın en çok eleştirildiği konu neydi? Teknik servise yazılım güncellemesi. Yazılım güncellemesi. Yazılım güncellemesi olayını kapattılar şimdi. 6.06 telefon. Al kullanıyorsun burada, test ediyoruz. Adam diyor ki sana arkamda Google var. 6.0 yani. Güncellemesi al telefon. Samsung'lar falan bekliyor yani. Al M4'e bekliyoruz. Ne zaman gelecek belli değil, tamam mı? Sony. Yani, üstünde yazan Sony yani. Nexus'larda hiç zamanla adam 6.0 yani telefon. Şimdi bugün aldı. Yeni bir General Mobile 4G alırsan Android 6.0 telefon olarak. Eskiden bana Twitter'dan en çok gelen soru ne zaman güncelleme alacaktı General Mobile telefonları için. Kimse sormuyor artık. Umurunda değil çünkü biliyor. Gelecek zaten. En azından bu cihaz için geliyor. Evet. Yani sonucunda ki için. Adamların diğer telefonları tamam. Eskide kalan telefonlar hala büyük problemleri olanlar var ama bundan sonra çıkartacakları telefonların hepsi Android One programında zaten. Yani, şimdi senin böyle bir rakibin var Türkiye'de. Olur. General Mobile yazıyor. Türk malıyız biz diyor. Tamam mı? Türk markasıyız. Türk markası. Aynen. E şimdi ne yapacaksın? Anlatabiliyor muyum? Burada üretmek kurtaracak mı? Hep beraber göreceğiz. Umarım o tarafta şansları yaver gider de yazılım konusunda iyi bir partner ilişkisi kurabilirler Google'la. Yerli markaların bu fazla. Çünkü mobil geleceğin sektörü. Evet. Çok hızlı büyüyor. İnanılmaz hızlı bir trend var orada. Ciddi bir dinamik pazar. Yerli markaların güçlenmesini isteriz. Hepimiz istiyoruz zaten ama bunu yaparken de tüketicinin dostu olarak büyümeleri ve eğilim göstermeleri gerekiyor. Yani sonucunda iyi fiyata uygun bir ürünü sunman lazım. Tabii canım. Bunları yapmadan politik oyunlarla ya da başka yöntemlerle pazarda pay elde etmek en azından ülkemizde insanların kabul etmeyeceği bir yöntem oldu. Zaten ortaya çıkan tartışma sonucunda görülmüş oldu. LG V10 var. Ülkemizde lansmanı gerçekleştirilecek önemli telefonlardan bir tanesi. Ben çok sevindim haberi duyduğumda. Gelecek çarşamba günü biz Erdi ile telefonu deniyor olacağız Allah'ın izniyle. Zaten mobilite o kadar konuştuk. Daveti gelmişken de yine artık bu işin de son noktayı koyalım istedim. Çarşamba günü basına kapalı bir tanıtım var arkadaşlar. Türkiye lansmanı yapılacak ve Türkiye'de yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Zaten ben bir süredir duyuyordum. Operatörler test ediyor. LG zaten sosyal medyada bir takım kampanyalar yapıyordu. Türkçe web sitesi açılmıştı. Şimdi burada önemli olan fiyatıyla iş yapamayacağız. Şimdi fiyat anlamında benim duyumlarıma göre LG'ye yakın kaynaklardan değil, sektörden, piyasadan duyduğum bilgiler 2499'da 2600 ya da 2799 arasında bir bandı elde edecek deniyor. Şimdi orada evet telefonun ikinci bir ekranı var üstte, parmak izi okuyucusu var. Kamera konusunda özellikle yazılım tarafında bir takım yapılmış ciddi çalışmalar var ya ama şimdi şöyle G4'e göre gelişmiş bir telefon. Ama piyasada da bir sürü rakibi var şimdi öyle karşılaştırırsak tabii. Yani G4'e göre kıyasladığınız zaman performans anlamında bir gelişme söz konusu değil. Aynı chipseti kullanıyor. Evet. 808 var yine keza bakıldığı zaman. Ama işte parmak izi okuyucu, cheat ekran, kamerasının bazı yazılımsal özelliklere sahip olması falan G4'ün tamam. Hani bu telefon G4 olması gereken telefon. Evet. Bir de fiyatının da G4'e göre biraz daha fazla olması lazım. Piyasadaki rakiplerine eş yaparsan sen bunu orada değişik bir sonuç görebilirsin. Bizim duyumumuz olduğu için kesin bilgi üzerinden konuşmamak gerekiyor. Böyle olursa işi zor. Evet çok zor. Ama yani hani 2200 liralar seviyesine, 2300 liralar seviyesine girebilirse eğer, yani G4'ün şu anda fiyatı düştü. Geçen sene G4'ün girdiği fiyattan girerse eğer ciddi rekabetçi olabilir. Sonucunda Snapdragon 808 1810 değil ama sürdürülebilir performansa baktığınızda uzun süreli yük altına girdiğinde mesela sallıyorum 3 kere 5 kere 810 Antutu çalıştır. 2 kere 808 çalışır, puanlar birbirine çok yakın bir noktaya gelebiliyor. Zaten olay sadece Antutu'dan ibaret değil bakıldığı zaman ama parmak izi okuyucusuyla, kamerasıyla, ikinci ekranı sağlayacağı bir takım eğlenceli kullanım senaryolarıyla ilgi çekebilir ama 2500 lira çıktığın zaman orada kamerası daha iyi olan. Ya zaten Xperia Z5 var şimdi orada. Snapdragon 810'lu gelişmiş kameralı Note vesaire var. Note 5 var. Yani oraya geldiği zaman insanların marka algısı olarak yeni telefon olarak gördüğü cihazlar var. Şansını zorlar biraz. Bakalım göreceğiz nasıl bir macera yapacaklar. Evet. Gideceğiz, deneyeceğiz. Videosunu çekeriz zaten, yayınlarız. Ya zaten bir telefondan bizim keyfimizi aldığımız 2 hafta. 2 haftanın sonunda biz genelde telefonları çekmeceye geri koyuyoruz yani. Yeni telefonlar geldikçe. Evet öyle bir şey oluyor. Geçmek gerekiyor ama ben de işte bir deneyimlemek istiyorum. Şu ikinci ekranı bir görelim neymiş. Umarız bizim için güzel bir deneyim olur. Evet. Fiyat anlamında da uygun fiyattan girerse rekabeti arttırır. Çünkü LG'nin güzel tarafı şu. Fiyatlar zamanla daha alınabilir seviyelere geldiği için piyasadaki rekabeti arttırıyor. Hatta son 2 yıldır benim yine piyasadan duyumlarıma göre pazar payını ciddi anlamda yükseltmişler. Burada bir de tabii LG geriden geldiği için orada HTC ile daha fazla mücadele vardı. Bu son hamlelerle beraber HTC'nin de biraz üzerine çıkmış durumdalar. Bunda da fiyatı uygun tutarlarsa işte bir taraftan 2500 liraya satmaya çalışan Van A9 var.
Yani şimdi onu aldığın zaman bunun zaten fiyatı 2599 lira gelir ama umarız fiyatı daha alınabilir seviyelerde seyreder. Çin'den bir haber var yine. iPhone'la ilgili önemli bir gelişme var orada. Çünkü bir dava açılı ve dava kazanılırsa eğer Apple'ın başı biraz ağrıyabilir. Dava açan avukatın bir avukat, Çinli bir avukat. Şimdi Türkiye'de de reklamlar, televizyon reklamlarında görüyoruz. Değişen tek şey her şey diye bir sloganı var Apple'ın. Reklam sloganlarından bir tanesi bu. Şimdi bu avukat arkadaş diyor ki ben gittim piyasadan iPhone 6s 128 GB aldım. Amerikan doları olarak 1000 dolar da para ödedim. Daha sonra eve bir geldim baktım ki diyor değişen tek şey her şey diyorlar ama telefonu iPhone 6'nın aynısı diyor. Tip olarak, kasa olarak baktığınız zaman. Telefonu açtım kullandım diyor. İşlevsellik olarak da diyor her şey gibi değişen bir şey yok diyor yani. Hani sonucunda diyor 3D Touch vesaire var ama diyor yani aynı yani işlemci var diyor. İşlemci işlemci bir yere kadar yani fark. Yani sonucunda her şey dediğin için yani. Her şey ifadesini kullandığın anda her açıdan bambaşka bir telefon beklentisi içerisine girmiş arkadaş. Bunun ardından da hemen bir dava açmış. Davayla ilgili bölge mahkemesi kabul etmiş. Şimdi davanın görüşmesine başlanacak. Arkadaşın talebi şu. Bana ödediğin paranın 3/5'ini geri verin diyor. Çünkü ben bu telefonun her şeyi değişen bir telefon olduğunu düşünmüyorum. Bu da tabii tartışmaları beraberinde getirecek ama Çin'de şöyle bir yapılan yasal düzenlemeler var. En iyisi, en güzeli, en hızlısı, her şey bunda. Sadece bu gibi ifadeler kullanamıyorsun yeni reklam düzenlemesi gereği. Ona takılmış. Ama tabii globalde baktığın zaman da çok iddialı bir söylem bu. Değişen tek şey her şey dediğin anda. Daha gelişmişi diyebilirsin, daha hızlısı diyebilirsin. Şimdi Sony'nin de bir iddiası var ülkemizde kullandığı mesela. İddialar gerçekten dünyanın çok önemli. Dünyanın en iyi mobil kamerası. Şimdi dünyanın en iyi mobil kamerası diyor. Diyor ki bağımsız test kuruluşlarının yaptığı şeye göre, hani testlere göre diyor. Ufak bir yıldız var. O yıldızın en altta ufak bir açıklaması var. Hani yasa olarak, zaten şey Sony'ciler şunu söylüyor, biz bunu yasal zeminle araştırdık diyorlar. Hani bunun niye böyle söylediğini izlediği zaman alttaki yeri gösteriyor. Diyor ki işte DxOMark ya da... Şimdi DxOMark'a baktığımızda mesela Sony için şunu söylüyor Sony'nin Xperia S'deki kamera için. Resim kalitesi diyor Samsung'un gerisinde. Biraz. Video kalitesi Samsung'un üstünde diyor biraz. Ama ortalamada diyor en iyi kamera bu diyor. Tamam mı? Şimdi sen bir kullanıcı olarak dünyanın en iyi kamerasını satın aldın. Samsung sahibi bir adam senden daha iyi fotoğraf çekiyor. Şimdi aynı bağımsız test kuruluşuna göre. Orada bir şey olmuyor mu o zaman? Yani yine yalan söylüyorsun. En iyi kamera değil demek ki. Ya şimdi. Yani neye göre en iyi kamerasın? Şimdi orada şöyle bir şey var. Hani en iyi video kamera dese anlayacağım bak. Ya sonuçta ortalama da yani yine orada istatistik olarak ona dayandırıp kendisini haklı çıkartabilir belki. Ama resmi kötü çekiyorum işte. Onu da ama istatistik o. Resimde 85 yanlış birisi. İkinci yıldız, üçüncü yıldız filan ondan sonra. Şimdi oradan eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hani ben daha önce DxOMark testinden yola çıkarak en iyi kamera benimki diyen bir üretici görmedim. Evet ben de görmedim. Reklamları tek tek takip etmiyorum ama söylemleri en azından şu ana kadar görmedim. Z5'e kadar zaten en iyisi değil. Samsung tarafı bayağı güçlüydü o tarafta. Bayağı bir işlerinde kalmış. Kamera tarafı... Şimdi Sony'nin zaten kamera tarafında bir zıplamaya ihtiyacı var. Evet. Bunu yapınca da ellerine geçen her argümanı ister istemez pazarlama kriteri olarak değerlendirmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Geçen yine bir şey gördüm onlarda. Yine sözünü kestim. Yine aynı reklam sıkıntılarını yaşıyorlar. Şimdi biliyorsun Sony ne diyor? Biz suya karşı dayanıklıyız diyor. Yine havuz altında çekilmiş bir telefon şeyiyle, eliyle bir binayı giydirmişler. Havuzun altında çekiyor. İşte her şeyle en iyisini al falan diye böyle. Yine havuzun dibinde fotoğraf çekip tamam mı? Telefonu şimdi, su geçirmez gibi gösteriyorlar. Orada hani esasında yani zaten yıllardır Sony'nin yaptığı hata o. Yani su geçirdiği zaman garanti kapsamı dışındaki oluyor ama tüm tanıtımlarını suyun altında yapıyorsun. Şimdi orada başka bir yöntem geliştirmeleri lazım. Telefon suya dayanıklı, mankoşlara dayanıklı. Yolda yürürken yağmur yağmaya başladı ama telefon görüşmesine devam etmen gerekiyor. Ya da işte bardaktan su döküldü falan kurtar gibi. Acil durumlarda suya dayanıklı ama bu telefon bir su altı kamerası değil, bir aksiyon kamerası değil. Yani GoPro gibi ya da Sony Action Cam gibi havuzun içerisine girip de su çekmek üzerine tasarlanmış bir telefon değil. Ama işte görsellerde, stand'de, orada burada kullandığın zaman orada da tüketici diyebilir. Ben senin görselindekini yapmaya çalıştım, bozuldu. Ya zaten öyle bir durum var. Şimdi... Sonra da diyorlar ki tuzlu suya karşı mesela biliyorsun hiç garanti vermiyorlar. Ha, onlar tatlı su. Ama işte. Şimdi havuz acaba tatlı su havuzu mu tuzlu su havuzu mu? Bir de onu bana söylesin. Orada bir şey var. Xperia Z2 tanıtımında da boğazına bir duş var. Bir teknenin önüne bağladılar. Tekne bildiğin. Evet dalıp çıkıyor. Dalıp çıkıyordu. Şimdi eğer garanti kapsamında tutmayacağım bir uygulamaysa bu bir işlemse onun tanıtımını yapmayacaksın. Evet. Şahsi görüşüm bu çünkü insanları yanlış yönlendirmiş oluyorsun. Yani Sony'nin en iyi kamera demesi de aslında en iyi su altındaki fotoğrafları gibi şeydi biraz orada bence. Soru işareti. Bence o kadara gerek yok verdi. Yani bırak ona kullanıcı karar versin. Kamerayı çok çalışmış. Yani Alfa 2000 ondan Alfa kamera ekibini biliyorsun son yılların en iyi kameraları en iyi zaten ekiplerden bir tanesi. Belki de en iyisi hatta belli nokta belli kamera segmentlerinde. Onlar da çalıştık diyorlar işte sensör yenilendi vesaire şimdi Samsung'un da aynı sensörü kullanacağı işte orada geçen haftanın tuhaf haberlerinden birisi söylemler varken ellerindeki tüm malzemeyi kullanmak istiyorlar. Çünkü Sony şundan çok sıkıldı yani şu onları çok zorladı. Herkese kamera sensörü satıyorsun ama rakiplerinden daha kötü çekiyorsun. Hatta benim
yetkili yabancıyla röportajım var. 10 yerinin 6'sı abi helal olsun bunu nasıl sorabildin diye. Sorulması gereken soru yani. Evet. Not 5'ten kötü çekiyorsan ve ona sensörüsünden satıyorsan adama sorarlar yani. Ne yapıyorsun onlar sen orada diye. Zorladığı için ister istemez şimdi güçlü bir adım atmışken her önlenik malzeme kullanmak istiyorlar ama bakıldığı zaman en nihayetinde son nokta hep son kullanıcı koyuyor. Yani kullanıcı memnun kalırsa diyor ki Sony yapmış. Evet. Memnun kalmazsa diyor ki denedim. Eskisine göre bir gelişim var ama en iyisi bence Samsung ya da iPhone ya da artık hangisiyse. Bakalım sonrasında bir dava konusuna şey olacak mı? Neden olacak mı bu da? Dava konusu olacak mı? Çünkü lansmanda da konuşum onu bayağı bir yasal zeminini araştırmışlar. O belli olmuyor ki. Samsung şikayet ediyor rekabet kuruluna. Şak diye alıyorlar. Ya ona kalsa birbirine şikayet edebilecekleri o kadar unsur var. Yok ediyorlar ama. Ediyorlar. Affetmezler canım. Çünkü her diyor. Ya sen Samsung'sun düşünsene adam oraya yazmış. Dünyanın en iyi kamerası. Hayırdır kardeş demez misin ya? Bizim gazetelerde o şey var. Türkiye'nin en iyi gazetesi falan yazıyordu. Sonra birisi onu küçülttü. Evet biliyorsun değil o mi? O en iyi gazetesi falan böyle değişik şeyler. Değiştirdiler onu. Sonradan değiştirebiliyorlar. iPad Pro var gündemde yine. Satışa çıktı. Çünkü satışa çıktı. Gerçekten enteresan bir tablet. Devasa bir iPad'den bahsediyoruz. Son kullanıcı yönelik mi? Bana göre değil. Çok büyük bir tablet. Çok tartışılıyor mesela. Şimdi Apple'ın iPad işi business'ı yani o operasyon küçülüyor giderek. Apple'ın toplam bütçe yani gelir içerisinde iPad'in payı geçen gün azalıyor. Şimdi iPad Pro'nun o tarafı kurtaracağı söyleniyor. Piyasaya çıktı. Çok ciddi bir fiyatla çıktı. Türkiye'de bugün kalemiyle, klavyesiyle almak istersen 4000-5000 dolar seviyesinde parayı gözden çıkarman gerekiyor modeline göre. MacBook Air al git. Bir de yani orada teknik anlamda tuhaf bir ayrım var. 32 GB alırsan sadece Wi-Fi, 64 yok zaten. 128 alırsan da LTE yani hücresel ağ desteğine sahip olan versiyon. Şimdi Apple diyor ki bu diyor esasında bir bilgisayarın yanında kullanabileceğim bir alet diyor. Hani masaüstü pek çok kullanıcı için tamam olmasa bile bunu alıp herhangi bilgisayar taşımadan tüm hayatını sürdürebilirsin diye bir iddiaları var. Şimdi donanımın gücü anlamında baktığınız zaman iddia aslında çok yanlış değil. Bugün bir Ultrabook'un gücünü karşılayabilecek bir donanım kağıt üzerinde var. A9X gerçekten çok güçlü donanımsal anlamda çok başarılı bir platform. Ama gel gör ki en çok eleştirilen nokta şu. Üzerine çalıştırdığın yazılım, iOS işletim tablet sistemi. Tablet yazılımı. Yani iPad Air 2'de gidiyor. Son kullanıcı tarafında kontenti, içeriği tüketmeye yönelik bir şey ama üretmek istediğin zaman yani o kocaman ekranda sırıtan bir arayüz oldu aşikar. Burada senin ya macOS'u kırıp arayıp daha basit bir hale getirmen gerekiyor ya da belki iPad Pro'ya özel bir kullanıcı arayüzü şimdi sunman gerekiyor. Şimdi üretim beraber dediğin zaman ham madde ihtiyacın var değil mi? Ham madde nedir bizim dijital medyamızda? Video dosyasıdır, resimdir. Düzenleme araçları. Işte. Düzenleme araçları vesaire değil bak. Dosyalar, ilk önce sana ham maddeden bahsediyorum. Dosyalardan bahsediyorum. Şimdi bu dosyaları biz nereden elde ediyoruz? Kimi zaman ağdan çekiyoruz, makinemizi alıyoruz. Bir dosya yöneticisinde dosya yöneticimiz var, oradan uğraşıyoruz falan. iPad dediğin cihaz tamam mı? Ne USB portu var. Ne dışarıdan doğru dürüst dosyaları ne de bir dosya yöneticisi var. Programların bağımsız erişebildiği. Sonra da sen buna kalkıp diyorsun ki bilgisayar ihtiyacı yok bundan üret. Yani atışa gel atışa. Zaten dikkat ettin mi son birkaçtır atışlardan bahsediyoruz yüksek oranda. Bu da atış. Millet demiş ki yani kendi dizüstü bilgisayar üretiyorsun bir de kalkmışsın böyle konuşuyorsun yani ne alaka? Zaten şöyle bir şey var. Fiyatlandırma olarak baktığın zaman bugün bir MacBook Air ve iPad Air alabilirsin. Yani fiyat anlamında öyle bir durum söz konusu. Bu kurumlara da gidebilir. Sonuçta kurumlarda terminal cihaz olarak tablet verildiğini biliyoruz zaten. Evet. Zaten 2 sene önce 1,5 sene önce yapılan IBM anlaşması da ileri dönük olarak bu tür cihazlarla birlikte gidebilecek bir anlaşmaydı ama dediğinle haklısın. Yani sonucunda bu bilgisayar üretimini yapabilmen için content içeriği ya cihaz üzerinden nasıl üretebiliyor olman lazım ki onu kamerasıyla çektiğin görüntüden 4K prodüksiyon yapıp bir şeyler üretmek ya da üretilmiş çok rahat içine atıp orada işleyebiliyor olman lazım. Orada işleyebiliyor olman lazım. Dolayısıyla hani burada evet bir takım uygulamalar var. CAD uygulamaları falan yapmışlar. Kalemle vesaire bir takım çizimler yapabiliyorsun. Kalemi alırsan yine grafik tablet olarak belki kullanma imkanı var ama bunu şurada söyleyebilirsin. Çok ciddi multimedya içerik tüketimi yapabileceğin, aynı zamanda grafik tablet olarak da kullanabileceğin bir cihaz. Hani bu tablet vakumun işini zorlaştırabilir mesela orada baktığın zaman ama bir bilgisayarın yerine geçebilecek tablet olarak baktığın zaman kimse kusura bakmasın oradaki en iyi konsept ne Surface Book'tur. Hani onun da kendine göre eksikleri var eleştiriyoruz ama hem tablet hem bilgisayar yerine göre tüketim aleti. Onda da geçici yazılım sorunu var. Şimdi ona da uygulama çalıştırmak istediğiniz zaman tablet tarafında Microsoft'un hala o modern arayüz uygun. Tablet i̇şte onun tableti sıkıntılı ama içerik üreteceğin zaman orada taş gibi zaten o var yani. Klavyeyi takıyorsun, USB'den hard disk gibi alıyorsun. Madem klavye olacak, madem bilmem nereye oturtacaksın onu, eğer oturtacaksam Surface Book'u oturturum. Hani dizüstü olarak kullanırım. Kaldı ki Allah'ı var herhalde. Yani eğer içerik üreteceksem derdim içerik üretmekseydi bunları da alıp gezmem yani. Bir profesyonel olarak kesinlikle kullanmam. Tableti alırsın iPad mini'yi. Atarsın çantanı. Mini minnacık. Ağırlığı yok. Tamam mı? Tableti oradan tablet olarak kullanırım. Cihazımı da bir tane Ultrabook alırım ya da işte MacBook Air alırım. Oradan da doğru dürüst işimi yaparım yani. Şimdi zaten iPad Pro ile ilgili en büyük tartışmalardan birisi bu Legacy. Yani geçmişe dönük uygulama desteği vermiş. Hani bugün Apple deseydi ki ben bir özel emülatör çalıştırıyorum.
macOS'taki uygulamalarına bir kısmı mutabık çalışabilecek ki donanım olarak buna yeterli. 4 GB RAM var adeta. Yine belki bir yere ilerleyebilirdin ama bir başka sorun da bu, burada şu Mesut. Klavyeyi geçirmeden ama fare desteği yok bu adeta doğru. Evet. Şimdi bir şey üretmek istediğiniz zaman fare de bağlayabilmen gerekiyor. O zaman elinden dokun diyor sana işte. Ya elin dedin. Şimdi Premiere'i açın. Hadi ya Premiere geldi iPad buraya. Timeline'i genişlettin. Parça parça birleştireceksin. Nasıl yapacaksın? Böyle bir şeyler yazacaksın. Oradan öyle, oradan ama böyle filan uğraştır. Dünyanın en kolay, en hızlı içerik üretebileceğin çevresel ekipmanları klavye ve fare. Evet, öyle. Klavye desteği kısmen var ama fare desteğinin olması gerekiyor. Vallahi hani gelen rakamlar yine sıra oluşmuş. 3-4 haftalık bir kuyruk durumdan bahsediyor. Doğrudur mutlaka. İnsanlar merak ediyorlar çünkü şimdi Apple ürünlerini. Öyle bir anlatım var ki onlarda da hayatını değiştirecek bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Ama burada şu var Mesut. Hani iPad Pro cihaz olarak sonucunda büyük bir tablet. Tablet mi? O da ayrı tartışma konusu. Belki ikisi bir arada cihaz demek evet, daha doğru olur. Yani heyecan verici yine bir ürün esasına baktığınız zaman. Bir Apple'ın büyük tablet denemesi. Eğer tutarsa büyük tablette iş var anlamına da gelebilir bir yerde. Çünkü Surface gibi tabletler başarılı cihazlardı ama Microsoft'un pazarlama politikaları gereği Türkiye'de yok mesela bakıldığı zaman. Ya pazarlama politikası gereği bir de şimdi şöyle bir şey var. Dokunmatik tuş yani ekrana sahip olan çok daha güzel rakiplerinin ürünler de vardı. Yani illa Microsoft'tan gidip onu almak zorunda değilsin. Microsoft donanım üretmedi. Yazılımı herkesle birlikte paylaştığı için sadece. E ne oluyor? Şimdi Microsoft bir şey üretiyor. Rakibinin daha uygun fiyatlı daha farklı bir şey buluyorsan onu da satın alıyorsun. İlla gidip onu oradan almak zorunda değilsin. Apple'ın bir tek burada avantajı var. Yazılımı kendine kitlemiş durumda. Başka kimseyle paylaşmıyor. Donanım iyi de olsa kötü de olsa yazılım iyi olduğu sürece bir şekilde ilerleyebiliyor. iPad ki Pro'da... şimdi donanımları da kötü değil. Evet iPad Pro'da şunu... Bu arada hani saat disk desteğinden falan bahsettik ya. İlginç bir şekilde şimdi iPad Pro'nun da içini açmışlar. Orada mesela Fresco Logic'in 4 portlu USB kontrolcüsü de var. USB 3.0. Hani ama cihazın üzerinde bir tane Lightning portu var. Acaba onu nasıl kullanacaklar? Onu da merak ediyorum. Belki bir dönüştürücü adaptör üzerinden çoklayıcıyla işi o offload, yani bypass edip kontrolü belki ona da verebilirler ama benim bu halde en çok sevindiğim nokta şu A9X o kadar güçlü bir platform ki 2 sene sonra zaten hep 2-3 yıldır 2017-2018'lerden bahsediliyordu. Bu tasarımdan yola çıkıp sadece bu tasarımı bile alsan 4 çekirdeklerle getirirsen bugün MacBook Air'e koyabilirsin ya da evet, modeline koyabilirsin. Orada gidişat çok heyecan verici. Yakından takip etmek gerekiyor. Yeni bir işlemci var Samsung tarafında. Samsung Exynos 8890. Genel olarak işlemciye baktığında senin orada birçok paylaşımın da oldu. İşlemciden pek memnun kalmadın sen. Yeniden söyledim. Özelleştirilmiş yani 8890'a Samsung duyurdu. Üretim de aşağı yukarı başladı gibi bu zamanlarda. Yani bu ne anlama geliyor? Note 5'ten emin değilim ama belki orada bir upgrade söz konusu olabilir. Galaxy S7'nin işlemcisi belli oldu. Yani önümüzdeki seneki üst seviye ilk Samsung telefonda bu işlemci kullanılacak. Şimdi detaylarına bakıyorsun yine 8 şekildeki bir işlemci var. 4 tanesi Samsung'un M1 adını verdiği özelleştirilmiş çekirdek. 4 tanesi de Cortex-A53 14 nanometre işlemci. Şimdi performans kazanımına bakıyorsun. Deniyor ki aynı frekansta %30 civarında performans kazanımı var. Ki zaten bu çekirdekler Cortex-A72'yi bazı. Evet. %30 hızlandı dediğimiz rakip çözümse A57. Armor zaten dokümanlarına bakıyorsun. Hiçbir şey yapma o kadar. %16 ile kritere göre, test kriterine göre %50'lere varan oranda bir zaten kazanım söz konusu. Hani öyle zannediyorum ki buradaki özelleştirme bir Nvidia ya da bir Apple'ın yaptığı seviyede ya da bir Qualcomm'un yaptığı seviyede özelleştirme değil. Kısmi dokunuşlar var belki üretim süreciyle daha iyi optimizasyon anlamında ama performansı daha deli noktaya götürecek bir kazanımdan bahsetmek çok kolay acaba değil. Acaba 820 dedikodularının çıkmasının sebebi de bu mu? İşlemci biliyorlar zaten. 820'yi de biliyorlar. Yani biz 820 ile yola devam edelim demiş olabilirler mi? Belki de bundan dolayı da olabilir. Sonucunda şimdi Samsung'un Amerika'da Texas Austin'de bir kısmında eski AMD mühendislerinden oluşan sağlam bir ekibi var. Bir de yine Silikon Vadisi'nde San Francisco'da bir tasarım ekipleri var. Bunların haber şöyle çıktı. Yıllardır süregelen çalışmaların meyvesi bu. Ama şimdi tek çekirdeklik performans %30 arttırdıysan zaten ARM standart alsaydın hadi diyelim %25 olacaktı. O çok ciddi evet, anlama gelmiyor. Kaldı ki %30 da bugün Exynos 7420'nin üzerine %30 koyduğun zaman %30 da geç. %50 koyduğun zaman 2250 puan yapar mesela Geekbench'in tek çekirdek testinde. A9 hala önünde yer alan bir performansa sahip. Dolayısıyla orada sıkıntı var ama bu platformun güçlü olduğu taraf GPU tarafı. Mali-T 880'in 12 çekirdekli konfigürasyonunu kullanmışlar Mesut orada. Exynos 7420 ile kıyasladığımız zaman işlem gücü olarak 2.5 kata yakın performans artışı anlamına geliyor. Dolayısıyla GPU performansı olarak bu platform 4K ekranlı bir telefonu besleyebilir. Orada bir sıkıntı yaşatmaz ama işlemci kısmı GPU için darboğaz oluşturur mu? Onu görmek lazım. Evet. Yani tabii bunlardan istifade edilen oyunlar çıkabilirse. Şimdi Snapdragon 820 tarafında da gelişmeler var. Eğer Samsung 820 ile devam ederse bir sonraki modelde zaten anlayacağız. Bu işlemci belki de hani orta sınıfa dair telefonlarında yer alacak bir işlemci olarak şimdi kalacak. Gelecek senenin şu an göstergeler itibariyle üreticilerin bizimle paylaşmadığı bir sürü bilgi var sonucunda. Daha henüz ne yapacağı belli olmayan üreticiler var. Ocak ayında CES fuarı var. Nvidia da belki orada bir şeyler duyurabilir. Çünkü telefon tarafında yeni bir seçenekle şu an daha şanslı ya. Şu dönem yeni bir üreticinin iyi bir işle beraber daha fazla pazar payı yakalayabileceği bir dönem.
820 ama şu anki tablo içerisinde Qualcomm'un geri dönüşü olabilir. Açıkladıkları detaylara bakıldığı zaman 8 çekirdekten 4 çekirdeğe döndüler mesela. 4 tane özelleştirilmiş tasarım var ama ilginç olan şu. 4 çekirdek, 2 çekirdek, 2 çekirdek 2 grup halinde tasarlanmış. Bir grup muhtemelen 1.6, 1.7 GHz'de çalışacak. Diğeri ise 2.2, 2.3 GHz'de çalışacak. Qualcomm henüz detayları vermiyor ama daha önceki özelleştirilmiş tasarımlardan anladığımız her iki çekirdekli grupla kümede muhtemelen aynı mimariyi paylaşır. Hani birisi A53, birisi A7 gibi olmaz. Aynı tasarımın farklı frekanstaki versiyonları olur. Ve iki kümenin ortasında devasa bir CV3, L3 cache belleği koymuşlar ki bu Apple'ın tasarımında çok sık kullandığı bir unsur. GPU tarafında ise Adreno 530 var. Modem tarafında kategori 12 ya da 13 modem göreceğiz ki mesela Samsung'un yeni işlemcisinde Samsung modem olacak. Bu da yine Samsung adına önemli bir gelişme. Ben 820'den heyecanlıyım. Aynı kullanım süresinde, aynı kullanım frekansına söylemiyorlar. 810'a göre enerji tüketimini %30 azaltmışlar. Burada 14 nanometreye geçmenin bir kazanımı olarak. 820 güzel işler yapabilir ama o da tek çekirdek performansında yine A9'u yakalayamayacak gibi. A9X'e hiç girmiyorum bile. A9 2500 puanlar alıyor mesela. A9X'e bakıyorsun 3000 puanlar alıyor. Burada gerçekten Apple'ın tuhaf bir durum var. Seneye işlem çıkarmasalar bile devam edebilecek gibi duruyorlar. Kapatma ihtimalleri var. Ama 820 Android tarafında şu anki veriler çerçevesinde altını çiziyorum. Yılın ilk yarısı için en güçlü platform olabilir. Bu hafta ARM tarafında da değişik gelişmeler oldu. Mesela yeni bir mimari tanıttılar aslında. Yeni bir işlemci kodu ve bu, evet, A35 ile beraber şey odaklandılar daha çok. Enerji tasarrufuna. Cihazlara enerji tasarrufu. Evet. Ve aslında 200 dolar sınıfındaki telefonlar da burada hedeflenmiş gibi görünüyor. Ya şimdi Cortex A7'nin devamı gibi düşünüyor. Biz A7'nin devamında A53 geldi ama esasında A7 ile A53 arasında girebilecek bir platform için boşluk vardı. Biraz o noktaya girecek gibi görünüyor ama ben çok fazla yaygınlaşacağını düşünmüyorum. Çünkü o noktada A53 bayağı oturmuş bir platform. A72 ile uyumlu ve ahenkli çalışması da keza yine orada önemli bir faktör. Deneyecek üreticiler vardır. Sonucunda özellikle Android One programı çerçevesinde 99-100 dolarlık telefonlar da çok uzun süre konuşuldu, sonra olmadı vesaire denilebilir ama ARM tarafında o tasarımdan daha ziyade mesela önümüzdeki 2 sene içerisinde, 1,5-2 sene içerisinde 10 nanometreye geçecekleri açıklandı. A72'den sonra Artemis kodlu yeni bir çekirdek tasarımına geçileceği söyleniyor ki baya baya performans farkını geliştireceklermiş. Şimdi şu anki A72'den %30 daha hızlı olsun. 10 nanometreyle birlikte artık hakikaten şu dizüstü bilgisayarda ki Android tarafında da Chromos Android'in bileşimi söz konusuydu. Masaüstüne yavaş yavaş göz kırpmaya başladı. Yani özellikle 2016 değil ama 2017 için teknoloji dünyasında çok sert bir kırılmanın olacağı söyleniyor. Orada da baş aktör ARM ve Google tarafında yazılımlaşması olacak. En azından masaüstü ve mobil ahengi açısından. Akıllı saatlerde bu Tekhaurer mıydı? Nasıl okunuyor? Tekhaurer ya da Tekhaurer. Değil mi? O pahalı saat olduğu için. Pahalı saatlerde kullanmıştınız. Bir akıllı saat tanıttı. O bir aslında facia olarak nitelendiriliyor. Neden? Tamam. Çünkü 1200 dolara standart 200 dolarlık akıllı saatte aynı işlevi gören bir saat tanıttılar. Yani yapıyoruz ediyoruz bomba saat geliyor dediler. Bildiğin hani Android wearable bir saat, evet. O da 1500 dolar diyorsunuz. Bir diğer gelişme de Fossil'in Misfit'i satın alması oldu. Fossil'in Misfit satın alması gerçekten çok önemli. Misfit çünkü kendi kategorisinde çok başarılı bir firma. Ya çok hızlı yaygınlaşan bir startup, girişim şirketi oldular. Bugün Türkiye'de D&R'a gidiyorsun. Misfit'in ürünleri var yani. Hani üst tarafta Jawbone var, altında da Misfit'in ürünleri var. Jawbone kadar popüler ve başarılı bir ürünler, o ayrı tartışılır ama giyilebilir aksesuar, akıllı bileklik dediğiniz zaman en şık, en tarz görünen, bayanlara, kadınlara en çok hitap eden ürünler de bunlardan gelmiş. Şimdi Fossil aşağı yukarı 250 milyon dolar civarı bir ödemeyle satın almış. Şirketin kurucusu CEO'su da Fossil'in bağlantılı cihazlar ve teknoloji grubunun başına geçiyormuş aynı zamanda. Bu ne anlama gelecek? Şimdi Fossil bir grup. Bu grup altında pek çok aslında taşeron üretim yapılıyor. Kimlere yapılıyor? Mesela bugün Digny, Armani, işte Burberry, Michael Kors gibi kadınların daha ziyade ilgi gösterdi. Armani yani biraz daha kendisi tabi değil ama. Tekstille başlayıp, modayla başlayıp daha sonra saat üretelim, katalım. Yani tekstil markalarının saat kollarını aslında Fossil grubu üretiyordu. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki sene sen bir saatçiye gittiniz, onu gördün. Armani'ler, Digny'ler hep connected device olacak. Bluetooth üzerinden telefonla haberleşebilen. Evet, senin böyle genel olarak performansını takip eden, işte şeyini söyleyen, bugün şu kadar hareket ettin diyen cihazlar haline alacaklar. Bana vakti zamanında bir saatçinin sözü vardı Mesut. Şunu söylemişti. İyi bir saat istiyorsan, saat merakın varsa tekstilcinin saatini almayacaksın. Alacaksan da demişti, öyle belki reklam gibi olacak ama yine en özlenen firmadan mesela Nautica demişti mesela. Sonra ben gittim bir tane Nautica saat aldım hakikaten de. Genelde tekstilcilerin yaptığı saatler, mesela bazen tasarımı güzel olur. Bugün Diesel'in böyle tuhaf tuhaf değişik saatleri var. Armani keza daha klasik havada saatleri var ama yani saat işinden anlayan da ya her işi de en iyi yapandan almak. Eğer bütçen yetiyorsa. Evet, saat konusu harbiden bütçe işi. Windows 10 ve SpaceShift teknolojisi ile ilgili bir gelişme var. Yine bu haftaki. Ben esasında hani ikisi bile konuşmadığınız için program listesini görmediğim için aldım. Notebooklarda daha fazla anlam ve öneme sahip olduğu için de mobilitede konuşuruz diye düşündüm. Bu önemli bir özellik Mesut.
SplitShift diye bir teknoloji var yine. Bir yönetim teknolojisi. Intel'in Skylake işlemcilerinde var. Önceki nesillerde olan bir özellik değil bu. Windows 10'un geçtiğimiz hafta yeni Kasım güncellemesi yayınlanmış oldu. Windows 10 çıktığından beri en büyük güncelleme oldu. Özellikle açılış hızına odaklandıklarını söyler, iyi yaptılar. Açılış çünkü Cortana ve yani, pek çok gelişme var. Windows 10'da çok önemli sıkıntılar var. Bir tanesi açılış hızı, kapanış hızı. Yani Windows 8'e göre resmen Windows 7'den de daha kötü hale geldiler. Alet kapanmıyor. Kapanmıyor. Ben yani bırakıyorum, gidiyorum içeri zaten. O kapanmaya devam ediyor. Yani SSD makine dediğinde kapanmıyor. Aynen. Siz de deniyorsun, kapanmıyor. Ve tabii bunun önemli yansımalarından birisi Xbox tarafından. Xbox One'dan nihayet Windows 10 altyapısına Yeni arayüze geçti. Yeni arayüze geçtiler şu an için. Yeni arayüz bayağı kötü. Hızlanma falan yani görmedik. Denedim yeni arayüzü. Ya arayüz o kadar kötüydü ki, tamam mı? Üstüne birazcık iyileştirme yapınca erdi. Şimdi eskiye nazaran biraz daha iyi ama hala çok kötü. Yani Xbox 360'ın arayüzü yanında şey kalıyor. Sanki bir 100 ünitesinin arayüzü gibi. Yani Xbox 360 da bir benchmark oldu. Bir akıl yani bir konsolda kullanabileceğin maçlar arayüzü. Niye o sonra öyle kötüleştirdiler? Ya ben çözemedim. TV entegrasyonuydu. Oradan film izleyeceksin, oradan maç yayını takip edeceksin. Yani neyin kafasındalar bilmiyorum. Gerçekten farklı düşündükleri kesin bizden yani. Şimdi bu özelliği geri dönecek olsak olay şu mu? Şimdi bizim bilgisayarımızdaki işlemcilerimiz farkında değiliz ama gün içerisinde pek çok farklı çalışma modları var. Sen tarayıcıda gezerken P1 modunu alıyor kendisini. Düşük frekansla çalışıyor mesela. Oyun oynarken farklı frekansla, başka türlü şeyler yaparken farklı frekansla çalışıyor. Bunların çoğunda özellikle Intel'in garantilediği o etiket hızına, yani mesela diyorsun 2 GHz'li bir işlemci 2 GHz olarak alıyorsun. İşte o üst limit ve onun altındaki frekans değerlerini, yani turboyu dahil etmiyorum ve en uyku modunu dahil etmiyorum ama o üst limitle aradaki değerleri işletim sistemi kontrol ediyordu. Dolayısıyla işletim sistemi işlemciye bu frekansa geç, oradan oraya zıpla derken bir takım zaman kayıpları ve performans kayıpları, hatta buna bağlı olarak ekstra enerji tüketimi söz konusuydu. Bu SplitShift ile beraber işletim sistemi tamamen bypass ediliyor. Tüm kontrol artık işlemci. Dolayısıyla eskiden 35-40 milisaniye süren frekanstan frekansa atlama aralığını şimdi 1 milisaniyeye düşürmüşler. Dolayısıyla belli testlerde ve belli oyunlarda belli kazanımlar söz konusu. Aynı zamanda performans artarken ilginç bir şekilde işlemciyi geçiş anlamında daha az meşgul ettikleri için enerji tasarrufu da sağlamışlar. Şu anlama göre bir takım bağımsız testler var. Intel'in slaytlarda gösterdiği kadar havalı, cafcaflı performans sonuçları olmasa bile Windows 10 kullanan Skylake tabanlı, ki zaten artık kullanmayan yok. Yeni bilgisayar almak gerekiyor evet. Skylake tabanlı bir sistem için en nihayetinde. Belli bir kazanım var. Mutlaka bu patch'i yapsınlar. Bunu anlamanın yolu belki 3D Mark ve PC Mark'la kısmen performans farkı gözlemlenebilir ama adamın içi rahat eder yani. Şimdi alıyorsun hani vakti zamanında Nvidia'nın detonatör sürücüleri gibi bir yazılım güncellemesi yapıyorsun. Bilgisayarın bir şekilde biraz daha hızlanmış oluyor. Teknolojik anlamda önemli bir şey. Microsoft'la ortak çalışmış zaten Intel işletim sistemini bypass edebilmek için. Denemek lazım. Benim elimde bir Skylake notebook olmadığı için deneyemedik henüz ama yakın zamanda bir testini yaparız zaten. Skylake tabanlı notebook'ta gelip gidiyor ne de olsa. Bu programda konuşmadığımız bir işlemci üreticisi var, MediaTek. Konuşmadan olmaz. MediaTek çünkü önemli bir yer işgal etmeye başladı mobil dünyadaki. Yeni işlemcisiyle beraber çok farklı işler yapacağı, farklı bir yere götüreceği konuşuluyor mobil dünyada. Geçen hafta full işlemci dünyası, mobil işlemci evet. Acayip yoğun bir haftaydı. Ben hatta çok fazla detay konuşabileceğimiz çok fazla bilgi olmadığı için bu programı almadım. Belki önümüzdeki hafta anlatırız. Bir de Power VR grafik birimlerini yapan Imagination firmasının, ki onlar da MIPS'i satın almıştı. Onların da yeni bir takım mobil işlemcileri var. Ama çok fazla teknik veri olmadığı için daha sonra konuşuruz diye düşündüm. Hele X30'da biz X20'yi göremedik henüz. X30 gelecek üstüne üstlük. Onunla çalışmalar devam ediyor. Samsung 8890'ı, Qualcomm 820'yi, iPad Pro'yu daha 9X'i görünce de MediaTek tarafı da göya sessizler ama sızıntı yapanlar. Biraz da bizi konuşmak evet. istedim ya da rekabetten geri kalmadığını göstermek için böyle bir takım bilgiler çıktı. Esasında yine 10 çekirdekli Helio X20'de olduğu gibi ama burada Cortex A72, yani yüksek performanslı çekirdeklerin sayısını yükseltmişler. Artık 6'ya çıkmış. Yani 10 çekirdeğin 6'sı A72, 4'ü de A53. 6 tane A72'den 4'ü de 2.5 GHz seviyesinde, diğer ikisi ise 2 GHz seviyesinde çalışacak gibi görünüyor. Yani tam anlamıyla bir performans canavarı. GPU tarafında da şu Mali 880'in hani Samsung kadar 12 çekirdeklisi olmasa da bir 6 çekirdeklisini falan kullanırlarsa İş yürür diyorsun. 350 telefona koy. Olsun sana canavar gibi telefon. Hani modem kısmına girmiyorum. Onlar o modem işinin üst anlamıyla yapamıyorlar belki ama saf performans anlamında, yani HTC alsın bunu. X9'a mı X10'a mı bir telefona koysun, ortaya yüksek performanslı canavar. En azından 10 çekirdekli telefon diye çıkabilirler. 10 çekirdek ve 6'sı Cortex A72. Yani evet, çılgın bir şey. Bir ARM'dan alıp telefonun içerisine koysan zaten muazzam performans verecek. Tabii termal anlamda onu nasıl kontrol edecekler onu merak ediyorum, o önemli. Ama kağıt üzerinde performans olarak çok rekabetçi olabilir gibime geliyor açıkçası. Son haberimizde yine Samsung'a Gear S2. Evet, Gear S2 ile akıllı saatle devam edeceğiz. Bu ay sonunda Türkiye'de fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Hani yuvarlayacak olursak ya 1000 liraya yakın bir maliyeti gözden, hani saat almak için gittin geldin diyelim 1000 lira para harcarsın. Evet.
Bilmiyorum ne düşünüyorsun fiyatlandırma ile ilgili. Ya şimdi akıllı saatlerin ben zaten hiçbirinin alınabilir olduğunu düşünmüyorum. 1000 lira hala yüksek. Tamam, Apple Watch'la karşılaştırdığımızda çok daha uygun, çok daha alınması gereken bir saat. Saat olarak da akıllılar arasında en alınması olan. Evet. Yani eğer akıllı saat alacaksanız Apple Watch'da işte bunun arasında kaldıysanız bunu gidin alın derim ben. Yani orada bir seçenek varsa eğer. Fiyat olarak da zaten daha avantajlı ama bana hangi akıllı saatimi alayım derseniz ben hiçbir akıllı saati almayın derim zaten. Şu anda gerçekten ortada benim en azından para verip alacağım saat yok. Yani Samsung der ki Mesut'cum al işte kullan. Ya da lansmana geldiniz, hepinize birer tane verdik. Kulağa takarım koluma ama 2 gün 3 gün sonra şarjı bitiyor. Ben üşeniyorum verdi. Şarj etmeye sürekli. Yani bak şu saati her zaman taşıyorsun. Evet. Şimdi ne dedik? Biz telefon 3 hafta sonra başka telefona geçiyoruz. Ya arkadaş ben saat aldım. Saat telefon değil. Değil mi? Bunun her telefonda çalışması lazım. Sen dersen ki benimki sadece iOS'te, sen dersen ki benimki sadece Android'le çalışacak. Nasıl çıkacağız? Olmuyor yani. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet, doğru. Yani belki de gün gelecek adam diyecek ki benim saatimi almak istiyorsan sadece spor kıyafetle giy. Yani telefona yedek parça almıyorsun dediğin gibi. Saat alıyorsun sonuçta. Ayrıca bir saat alıyorsun. Her yerde çalışıyor olmasını beklersin. Hadi Android'i falan da geçtim. Windows Phone'u da bunlar hiç şey yapmıyorlar dikkat edersen. Umursamıyorlar yani. Windows Phone'da Band 2 her platforma çalışabilen bir akıllı. Evet, bir tek yani orada var. Yani. O Microsoft'tan geldi bir de şimdi. Hani tamam, Windows'da çalışması iyi. Saat değil o. Evet. Akıllı bileklik olarak bakmak lazım ama dediğim gibi sonucunda bir companion device, yani bir telefona destek bir aksesuar almıyoruz. Ben başlı başına yeni bir cihaz alıyorum ya. Öyle gerçekten. Uygulama yok. O ona geçecek. Oradan çalışacağız. Ona geçecek. Ya bir de akıllı saat dediğin 15 gün minimum. 15, 1 ay. Hani böyle bir pil ömrü sunacak ki takayım da koluma kullanayım ben. Çok sıkıcı yani pilini şarj etmek. Ya biz... Ya pili bitsin, akıllı özellikleri kapansın, tamam mı? Saat olarak devam etsin hikaye. Uçağın Amerika'ya gittin diyelim. Uçakta pili bitiyor. Bitiyor evet. New York'a indin. Saati göremiyorsun. Ya bir de arkadaşlar hep diyorum ya, akıllı saat dediğiniz aletin ekranı sürekli açık kalacak. Şöyle yaptın, ekran açılmadı. Aman bir sallıyorsun daha ya. Sallıyorsun, böyle salakça şey mi olur? Neyse yani tabii ki sizin tercihinize bırakıyorum olayı. Tarz olarak takabilirsiniz. Moda ikonudur. Sizin için çok önemlidir onun titremesi. Twitter'dan bir şey yazdığında falan anlarım da bana göre değiller herhalde şu an. Yani evet, bence de gelişmesi gereken bir alan. Geçen bir de şey var. Adam... Şimdi bazen büyük saat taktığımız zaman ofiste de laf oluyor. Duvar saati gibi saat kullanıyor. Evet. Geçen adamın da tableti kola yapmışlar. Kol tableti. 10 numara işte gerçekten. En azından pili uzun gidiyor. Hepten benzetmişler bu. Predator filmi, Predator'ın bir kol bilgisayarı var ya. Yeni Predator'lar yeni insanlar olacak diye teknolojinin yardımıyla hepimiz birer Predator'ız diye goy goy yorumlarını da yapmışlar ama biraz daha yol olması gerekiyor. Hem yazılım hem de donanım olarak, hele bir de pil tarafı gelişmezse. Evet, ikisi bir diyecektim bak, alışmışım artık. Mobilitenin burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Sadece ben sana konuşayım. Evet, aynen. Bir sonraki programda görüşelim de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.